Mustafa Çalışkan. Selamünaleyküm. Ekser ilahiyatçılar tarikatlara, özellikle de Azimendi'ye çok menfi bakıyorlar. Azimendi içinde ilahiyatçı ya da İmam Hatip mezunları var mı? Bu zat İmam Hatip mezunu. Öyle mi? Bu zat İmam Hatip mezunu. Ekser ilahiyatçılar tarikatlara, özellikle Azimendi'ye çok menfi bakıyorlar. İlahiyatçıları Türkiye Cumhuriyeti ilahiyat mekteplerini açtı ki böyle adam çıka. Yani Müslüman adam çıka değil, böyle adam çıka. İslam'ın kıvamını bozalar. İslam'ın kıvamını bozalar. Yani İslam'ı alaya alalar, İslam'ın temel kaidelerine, esaslarına aykırı hareket ederler. O elde ettiği ilahiyat mezunluğu titrini, rozetini salak insanlar karşısında menfi şekilde kullanırlar. Zaten rejim onları bunun için okuttu. Yani ilahiyat vakitlerinin kuruluş sebebi budur. İmam hatiplerinin de kuruluş sebebi budur. Ama çok şükür bugün artık o maksat değişti. O maksat değişti ama milletin gayretiyle değişti. Kanun yine yerinde duruyor. Bilhassa ilahiyat mekteplerinde, imam hatiplerde de öyle. Ders koydukları dersler, o dersi vermek için seçtikleri hocalar, öğretmenler halen hakikaten tam bir problemdir yani. Tam menfidir, tam menfi bir problemdir yani. Elbette içinde iyiler güzeller çokluktadır ama yani bir imam hatibe Kur'an dersini verecek adamı, Arapça meslek derslerini verecek adamı ateist birinden seçerse nasıl olur? Dinsiz bir adamdan gidip Kur'an dersi alan bir hoca, bir talebe ne alacaktır yani? Bunun gibi maalesef ilahiyatçıların işi gücü bu. Dinde ne ki güzel var, ne ki iyidir, ne ki hoştur, ne ki ümmet kabul etmiştir, severek yapıyor. Onlara düşman olmak bu ilahiyatçıların vazifesidir. İşte mesela bizim Elazığ'da Süleyman Ateş var. Melaike'yi inkar ediyor. Tefsirinde ben onun lafından diye yazı tefsirde kitapta Melaike inkar ediyor. İşte gök gürültüsüdür, bilmem nedir diyor, bir şeyler söylüyor. Melaike söylemiyor yani. Bunun gibi adam hem hafız hem prof. Bizim Elaziz'in eski Ermeni köylerinden biri var. Ne köydü? Miyadun'un arka tarafında bir köyleri var. Bizim Batmaz'ın köyüne yakın yerler onların köyleri. Ahmet Batmaz'ın köylerine yakın yerleri var. Eski Ermeni köyleri bunlar. Şimdi azdır, belki de hiç Ermeni yoktur yani ama o köydendir. Mustafa Çalışkın, selamünaleyküm. Ekser ilahiyatçılar tarikatlara, özellikle Azimendi'ye çok menfi bakıyorlar. Vallahi müsbet baksalar kendimizi hiç iyi hissetmeyiz yani. Yani bize iyisin demek. Şimdi bir zaman bizim bir şey var, hoş sevdiğimiz bir müftü var. Ben Elazığ'da gittim. Kaçıyor benden. Yani mümkün mertebe aynı öz kareye girmemeye çalışıyor. Bir cenazeye beraber gittik, müşterek bir cenaze. O da orada. Yine köşe bucak kaçıyor ki benden bir araya gelmeye. Neyse kasten yolumu düşürdüm yanına, kulağına dedim ki ya Hoca Efendi, Allah senden razı olsun ya. Emin ol ki hapiste en çok bana yardım eden sen oldun. Yarın basın toplantım vardı, bunu söyleyeceğim. Yani
Yani bu iyiliğini unutmayacağım. Allah'ın seversen onu sen ne yapıyorsun lan diyor. Sen ne değilsin lan? Allah'ın seversen diyor. Elini yan öperim sakın öyle bir şey söylemeyesin. Ben seni ne edeceğim işte. İnsan bu adamlara yardım ediyor, şey yapıyor. Şimdi ilahiyatçı bize aferin maşallah dese, ulan sus, 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 kimse duymasın diyeceğiz. Ya, sus, sus, Allah beterinden saklıyor. Sen bize iyi diyorsan işimiz fena, bizim işimiz kötü. İlahiyatçılar öyle yani, ilahiyatçılar. Evet, İlahiyat Fakültesi kuruldu ki Kemalizm dini ihya edile. İslam dinini bozup Kemalizm dinini kuralar. Kemalizm bir dindir. Cumhuriyet Halk Partisi o dinin merkezidir. Baş şehridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün şubeleri Kemalizm dininin camileridir, türbeleridir veyahut da neyse talim yerleridir. İşte bu Kemalizm dininin ikame edilebilmesi için İslam'ın yıkılması lazım geliyor. İşte Bediüzzaman bunların beynelmilel oyununu bozdu. Hiç beklemedikleri yerden bir Bediüzzaman çıktı. Elinde bir kurşun kalem bile yok. Ne etti etti? Allah'ın inayetiyle rejimin evini yıktı, altını üstüne getirdi. Şu anda elhamdülillah İslam bağırıyor ortalıkta. İlahiyat fakültelerinin maksadı buydu zaten. İslam dini neye iyi diyorsa onlar mutlaka ona kötü deyip onu kötülemek. Onun için biz şeref duyuyoruz. Bir ilahiyatçının bize kötü demesinden dolayı şeref duyuyoruz. Eğer iyi dese kendimizden şüpheleneceğiz. Bir vilayete gittik. Yani öyle derdimiz yok ama baktım ki lan ne oluyor dedim ya. Ne takip eden var, ne o bizi korumaya çalışan var, ne hiçbir şey yok. Emin olun kendimden şüphelenmeye başladım. Dedim herhalde biz rejim için artık tehlikesiz olduk. Hiçbir sıkıntı duymuyorlar bizim gittiğimizden. Meğer adamlar peşimize orada takmışlar. Şeye, ondan sonra bir yerde ne şey yapıyor? Hocam sizi muhafaza etmeye mecburuz. Ne olur ne olmaz. Allah'a çok şükür. Daha tehlike geçmemiş. Daha rejim rahat uyuyamıyor. Daha bir rejim için tehlike olmaktan çıkmamışız. Bu bizim için şereftir. Mehmet Kara Durmuş. Bunun ilmi izahları var. Yani bu tarikat meselesinin ilmi izahları var. Var da yani adamın anlamaya, dinlemeye, kabul etmeye niyeti yok. Adam bilmediğinden, araştırmadığından, bilmediğinden dolayı değil. Nasipsizliğinden dolayı böyle. Nasipsizlik yapıyor yani. Ona bir şey anlatamazsın ki. Mehmet Kara Durmuş. Hocam Risale-i Nur'da geçen sarıklı genci Hulusi abi biliyormuş. O zaviyeden farklı bir bilgi var mı? Doğrusu Hulusi Bey'in bildiğine ben de inanıyorum. Bazı hareketleri, bazı sözleri sır mesabesinde incelikle bakıldığı zaman bu işi bildiğini gösteriyordu. Ama çok ustalıkla kapatıyordu. Çok ustalıkla. İşte birisi geliyordu yani sarıklı sen gençsin. O adam başında sarık var mesela. Sarıklı genç sensin diyordu yani. Adam kafasında sarık var zaten. Yalan değil söz. Bunun gibi maksadını çok ustalıkla gizleyebiliyordu. Ama ben Hulusi Bey'in bildiğinden eminim. Bildiğinden eminim Hulusi Bey'in o meseleyi ama kimseye söylemedi tabii. O mübarek insanlar kendileri söylerse söyler, bir şey çıkaramasın onlardan laf. Öyle bir şey de söylemedi yani sarılık genç meselesinde. Filancadır demedi.